Tevhidin tahrifatına cevaplar bölümündeki hastalığımız, ölümün tamamen insan sağlığına bağlı olduğu düşüncesi. Bugün yaşadığımız dünyada birçok insan doktorların kendisine şifa vereceğini, o ilacın kendisini tamamen iyileştireceğini yoğun bir şekilde hissediyor. Bir süre sonra da ancak beni sen kurtarabilirsin doktor diyebiliyor. Önümüzdeki zaman diliminde ise bunun daha da ve daha da fazla artabileceğine dair öngörüler günümüzde hepimizin göz önünde görülüveriyor. O zaman buna da bir cevap vermek gerekiyor. İnsanların ömürleri onlara emanet edilmiş olan bedene bağlı olsa dışarıdan gelen her türlü kaza ve belaya karşılık kendilerini koruyabilir olmaları gerekirdi. Çünkü biz kendimizi istediğimiz kadar koruyalım. Sadece bir hastalık mantığıyla değil, kaza ve bela diye bir şey var. İstediğiniz kadar yolda düzgün gidiyor olun, sağınıza solunuza bakıyor olun veya dünyanın en güvenlikli aracına sahip olun. Herhangi akıllı almaz bir kaza sonucunda bir musibet, bir belayla dünya hayatının sonuna gelmiş olabiliyorsunuz. İnsanın bedeni hakikat insana emanettir. Emanete sahip çıkması onun arızalanmayacağı anlamına gelmez. Ve insanların sağlıkları onların ömrünü değil, ömürlerini nasıl geçireceklerini yani imtihanlarını belirlemektedir. Belki de bugün en çok kaçırdığımız noktalardan biri de budur. Zira yaşadığımız o hastalığın bizi öldüreceğine, onu şimdi hayatımızı mahvetmek yerine hayatımızı sonlandıracağına olan inancımız biraz daha ön planda. Ve ölümün sebebi aslında sağlıksızlık olmadığı gibi ölümün de bir imtihanda olmadığını da söylemek gerekir. Çünkü ölümün kendisi bir imtihan değildir. İmtihanın bitişidir. O zaman bizler bu ölüme sebep olan şeylerin her birisini sadece sağlıksızlık olarak adlandıramayız. Sağlıklı olduğumuz durumda da kaza, bela, musibetler oluyor. Çünkü ölüm istenildiği anı sahip olan Hazreti Allah onu ne zaman isterse bir vesilesini yaratıyor. Ölümün sebebi bu manayla bir sonuçtur. Sonuçlara sebep olan şey, sebeplerin sonuçla beraber değerlendirmesini yani bir benzeri vücuda gerektirir. Aynı vücuttan eşi olmadığı için bunu kesin olarak söyleyemeyiz. Bunu kesin olarak söyleyemeyeceğimiz için bu ölüm sebebinin de buna bağlı olduğunu söylemek mümkün değildir. Bunu basit bir örnekle şöyle ifade etmekte fayda var. Vücudunuza bir virüs alıp o virüs sebebiyle ölümünüzün yaklaştığını düşünebilirsiniz. Ama ölümünüze sebep olan şey bu virüsü tedavi etmek için verilen yanlış bir ilaç olabilir. O zaman ölümün sebebini oluşturan şey, nedeni oluşturan şeyin kendisinin ölümü oluşturamayacağının gerçeği de gün gibi aşikar olur. Tevhid bizim imtihanda olduğumuz bilinci ve ölümün imtihanın bir parçası değil, son olduğunu bilmekle, bir birlikle, bir muhabbetle yaşandığını da bilmek gerekir. Bir dahaki bölüm görüşmek niyetiyle tevhid-i ilahiden ayrılmamak dileğiyle kalın sağlıcakla.